Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Diyarbakır Kitap Fuarı devam ediyor. Şimdi fuarı konuşmak için İmece Diyarbakır stüdyolarına Vecdi Erbay'a bağlanıyoruz. Evet Vecdi, seni dinliyoruz. Evet Eda, bugünkü konumuz Avesta Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Keskin. Abdullah Keskin'le hem bu yıl Diyarbakır'daki dördüncü kitap fuarını konuşacağız, hem de fuar için hazırladığı kitaplar üzerine konuşacağız. Evet sevgili Abdullah, sen dört fuardır buradasın aslında. Şimdi şöyle Evet. bir karşılaştırma yapma şansın oluyor tabii. Bu yılki fuarın önceki yıllardan farkı nedir? Nasıl bir fark göze çarpıyor? Aslında tabii daha bugün fazla görmedim ama ilk 2 günde böyle bir karşılaştırma yapmak biraz zor. Bizim açımızdan fark aslında birkaç ay önce başladı. Çünkü bu sene biliyorsunuz bu son siyasi gelişmelerden Evet. dolayı bizim için çok çok önceki yıllara nazaran çok çok önemliydi ve bunun hem yayınlayacağımız kitap anlamında hem standın dizaynı, büyüklüğü, Kürtçe etkinliklerin sayısı ve hepsini aylar öncesinden çok ciddi bir hazırlık yaptık. Şu ana kadar da ilk 3 günde öngördüğümüz şekilde, hatta öngördüğümüzden daha iyi bir şekilde gidiyor. Artık Diyarbakır Kitap Fuarı bence gelenekselleşti. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Benim şöyle bir gözlemim oldu. Daha önce de konuştum bunu aslında. Başka yayıncı arkadaşlarla da konuştum. Bu yıl kitap fuarı, yani TÜYAP'ın düzenlediği yine bir fuar ama birçok Kürt bir fuar oldu gibi. Bütün Çok yayın değil, evleri hayır. orada ve yayın evleri çok sayıda kitapla hazırlandı, Kürt yayın Çok evleri. değil aslında, yani ben tam tersini düşünüyorum. Yani tabii diğer yıllarla, geçmiş yıllarla veya İstanbul ve benzeri fuarlarla kıyaslandığında burada temsiliyet daha, bundan da daha doğal bir şey olamaz. Ama Evet. Kürtlerin Diyarbakır, yani Diyarbakır'dan bahsediyoruz. Kitap fuarındaki temsiliyeti yer anlamında, bilmem birçok anlamında çok cüz'idir, yani çok küçüktür ama Kürtlüğü, kültürüyle ilgili yapılan her şey çok fazla göze battığı için, görüldüğü için, daha görülür olduğu için belki böyle algılanıyor. Ben hiç öyle Öyle mi düşünmüyorum. diyorsun? Ama çok sayıda mesela etkinlikler de Etkinlik neredeyse konusunda evet, tamamı etkinlikte evet, diğer yayın evleri de genelde bölgenin hassasiyetlerini okurlar tarafından ilgiyle karşılanacak etkinlikleri, yazarları hem imza ve hem konferans panel şeylerinde ön plana çıkardılar. Bu anlamda evet çok baskın bir şey var. Kürtçenin ağırlığı artıyor mesela. Tabii çevirinin yapılması, simultane çeviri yapılması da bizi çok rahatlattı. Biz şu ana kadar 2 etkinlik yaptık. Dün ve bugün Baba Tahir Üryan'la ilgili. Bugün de Malai Cizir'in divanının tefsiri yayınlandı. Onunla ilgili 2 etkinlik yaptık. Son derece başarılı Etkinliklerle geçti. ilgili konuşacağım ama az önce konuşurken yeni bir süreçten söz ettin. Şimdi yeni bir süreç başladı ve herkesin aslında kendini bu sürece adapte etmesi lazım. Evet. Kürt yayıncıları kendini bu sürece adapte etmede bir zorluk yaşıyor mu? Yani çok büyük bir, yani tabii ben Avesta adına konuşuyorum. Çok büyük bir zorluk yaşadığımızı söyleyemem. Yani biz zaten eskiden beri normalleşmeyi savunuyorduk. Şimdi Kürt kültürü, dili ve Kürtlerle ilgili bütün şeyler neredeyse 100 yıldır yasak olduğu için bunun Kürt kültürü ve dili üzerinde çok olumsuz etkileri olmuştur. Evet. Mesela Kürt dili ve kültürü çok fazla edebiyatı, çok fazla siyasallaşmıştır. Bu aslında Kürtlerin kendi tercihleriyle yaptığı bir durum değil. Yani siz bir dili, konuşma dili olarak ki bu sömürge toplumlarında bile yapılmamıştır. Sokakta bile, evde bile yasaklarsanız bu dili siyasallaştırmış olursunuz. Evet. Yani bunu Kürtler bilerek, isteyerek ya da tercih ya da çok şey yaptıklarından değil yani. Mecburiyetten siyasal hale geldi. Ama bunun Kürt kültürüne, diline, edebiyatına yansımaları son derece olumsuzdu. Biz eskiden de yani savaşın en zorlu dönemlerinde bile edebiyatı, dil çalışmalarını, kültürel çalışmaları bunun gölgesinde bırakmamak için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Ne kadar başarılı olduk artık o kurum kararı. Evet, yani Avesta yayınları çok nitelikli, çok incelikli bir, zaten titiz bir çalışmayla kitaplarını hazırlıyor. Önce onu belirteyim. Ve artık
kurumsallaşmış, Kürt yayın evleri içinde kurumsallaşmış bir kimliği var Avesta'nın. Şimdi bir de yayınladığın kitaplardan da biraz söz edelim. Bu fuar için hazırlanan kitaplardan. Kürt Tarihi, Kimliği ve Siyaseti, Abbas Vali'nin kitabı. Ondan önce aslında bizim yayın evinin yaşıyla, yani tarihiyle yaşıt olan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Tamam. Bugün onunla ilgili tamam. zaten bir toplantı vardı. Malay Cizir'in divanının tefsiri, yorumu. Evet. Malahmet Zilingi bu Kamışlı müftüsü ve 1960'larda şu ana kadar da yapılmış en önemli tefsir sayılıyor. İki ciltti. Biz bunu iki ayrı versiyon, bir üç ciltlik kutu içinde çok ağır olduğu için tabii stüdyoya getiremedik. Evet. Alelacele evet. gelmek zorunda kaldığımızdan. Bir de işte minik bir heykel ve o ciltli özel baskılar yaptık. 2000 büyük boy ve 2000 sayfa civarında iki alfabeden oluşuyor. Arap alfabesi ve Latin alfabesi. İki yıldır üzerinde çalışıyorduk. Çeviri serüveni Avesta'nın gerçekten abartmadan söylüyorum. Yani Avesta kurulmadan önce başlamıştı. Emin Naruzi İsveç'te bu zorlu görevi üstlendi. Ve biz de ta iki yıl önce onun için Cizre'ye gittik. Medrese sonra Malay Cizre'nin mezarını ziyaret ettik. Oradan belki bir ilham şey olabilir falan diye iki yıldır da çok ciddi bir mesai sarf ettik ve bu fuara yetişince çok ciddi bir rahatlama hissettim. Hı. Onun dışında Kadri Yıldırım, Profesör Kadri Yıldırım Artuklu Üniversitesi işte Kürdoloji diyelim inşallah artık Kürdoloji olur. Bu evet. yaşayan diller safsatası da son bulur. Evet, evet. Yani şu ölü diller, Kürtçe ölü bir dil değil yani evet. Kürtçe tam tersine bütün yaşayan dillerden belki daha canlı bir evet. dil. O enstitünün müdürünün hazırladığı daha önce başka kitapları da yaptık. Baba Tahri Üryan bütün Dubeytileri ve divanı yani gazelleri ve diğerlerini de kapsıyor. Hı. Dört dil mi diyelim, lehçe mi diyelim? Hı. Yani bir orijinali yani Lori Havrami lehçesindeki çevirisi bu ikisini latinize etti. Bir de kendisi Kürtçe Kurmancı'ya ve Türkçe'ye çevirdi. Çok uzun geniş bir ön sözde Baba Tahri'ye ilişkin. Bir ön sözle şey yaptı. Bunun tabii özel versiyonu fuara yetişmedi. O da fuardan sonra ancak. Bir de edebiyatta çok Abbas, önemli edebiyat Abbas kitapları Abbas daha önce bastım. Yayınladığınız kitaplarının yanında makale ve söyleşilerinden oluşan Kürt Tarihi, Kimliği ve Siyaseti adlı kitabı. Tabii bunun en az 5-6 katı kitap çıktı. Biz sadece bir kısmına değiniyoruz. İranlı Kürt kadın yazar Seher Resai'nin Kesi Bıkasem'in işte Haznekir. Kapağı ve ismine yani kimse benim kadar sevmedi seni aslında kapağıyla da ve ismiyle de ilk başta çok popüler gibi görünen ama tamamen yani ikisi de okuru yanıltacak bir görsel ve isimdir. Ben Kürtçe hikayede çıtayı çok yükselttiğini düşünüyorum. Bundan sonra hikaye yazacakların bu kitaba dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet. Fuarın bu yılki konuklarından Ferhat Pirbal ki Güney Kürdistan'ın en popüler ve en renkli simalarından en son İsmail Beşikçi eylemiyle hatırlıyoruz. Evet. O da fuarın konuğu. Daha önce Hotel Europa ve Çolistan diye iki kitabını yayınlamıştık. Bu da Türkiye'deki Kürt okuru tarafından, Kürtçe okuru tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Şu an Santiago de Compostela diye ayrı bence çağdaş bir klasik bu. Yani modern bir klasik bu. Pazar günü de söyleşisi var. Evet, pazar günü Ferhat Pirbal'ın yapacağı son söyleşim olacak. Son şimdiden cumartesi da yapalım. Evet, cumartesi günü de Arjen Ari'yi anma bir süre önce. Evet, ona herkes davet etmek yaşamını yitiren çok erken bir zamanda aramızdan ayrılan Arjen Ari anısına 15 Kürt şair ve yazarının katılacağı bir anma düzenliyoruz. Geçen seneki konuğumuz Fuat Hüseyin Paris'te evet. Suriye Kürdü. Diyarbakır gezisi ve fuarı herhalde çok yaramış olacaktı. Bir sene içinde yeni bir romanla Avdo Uçan Behniken Şadiye diye yani nasıl çevrilebilir? Avdo ve birkaç küçücük mutluluk anı. İthaki'de bir Kürt alt başlığıyla yayınladık. Onunla bir röportaj yapmıştık geçen. Evet. Bro Ömer'in bu birkaç sene önce yaşamını yitirdi. Kürt folklorundan derlediği geleneksel hikayeler ilk kitabı aynı zamanda 2007'de yaşamını yitirdi. Diğer kitapları da bunu takip edecek.
Ve yeni bir baskı Babamın Tüfeği, bu Kürt rejisör, sinema evet. yönetmeni Vodka Limon'la daha çok tanınıyor. Türkiye'de Hüner Selim'in Güney Kürdistanlı. Babamın Tüfeği bu dünyada sanırım şu anda 30-40 civarında dilde yayınlandı. Orijinali Fransızcaydı. Bir süre sonra Kürtçesini de çıkaracağız. Çok güzel bir kitaptı. Evet. Ben de söyleyeyim, okumuştum ve bayılmıştım hakikaten. Hani bir yönetmen diye tanıyorduk ama bir yazar olarak çıkmıştı karşımıza. Çok güzel bir kitaptı. Ben de tavsiye ediyorum bu kitabı buradan. Evet, fuara biraz daha değinelim istiyorum. Genel izlenimin nasıl peki? Yayıncılar, Kürt yayıncılar iyi hazırlandı mı fuara? Yani Kürt yayıncılara ilişkin gerçekten henüz çok gezemedim etkinliklerden dolayı. Bir de çok, yani ben de sonuçta o evet. cenahta yer alan birisi olarak fikir yürütmem ya da bir şeyde bulunmam çok doğru olmayabilir. Ama biz elimizden gelen, yani gece gündüz çalışarak bu 18. yılımıza girdik. Hiçbir zaman bu kadar yorulduğumuzu, bu kadar koşturduğumuzu hatırlamıyorum. Bunda da motive edici bir sürü faktör oldu. Ama en önemlisi özellikle belli bir normalleşme, yani henüz tam normalleşme sağlanmadı ama en azından bunun sinyalleri, belirtileri falan var. Buna biz yayın evi olarak kendi çapımızda katkıda bulunmak istedik. Yani işte Kürtler sürekli ana dilde eğitimden bahsediyorlar falan. Şimdi tabii ki bu meşru olarak gösteriler yapıyorlar falan ama yani bizim bunun altyapısını bir şekilde evet. ya da altyapısının oluşturulmasına evet. katkıda bulunmamız lazım. Biz yayınladığımız materyallerle, kitaplarla, ki bunu da gözetiyoruz, bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten geçmişteki deneyimler de bunu gösteriyor. Yani Türkiye'de ben çok rahat kimsenin gelip alın işte ana dilde eğitim hakkınızı şey yapın evet. falan demez. Evet. Yani şimdi bunu Kürtçe yasağında da gördük, biliyorsun 91'de Turgut Özal 2932 sayılı yasayı kaldırdığında aslında konuşma yasağını kaldırıyordu. Yayın yasağı devam ediyordu. Evet. Zaten biz 91'den 2002'ye kadar sırf Kürtçe olduğu için bir sürü problem de yaşadık. Bir sürü yayın evi, süreli yayınlar, CD ve yani prodüksiyonlar falan. Ancak 2002'de Kürtçe yayın yasağı koalisyon hükümeti döneminde kaldırıldı. Bu da orada Kürtler biraz bilmiyorum çok bilinçli mi? Yani biz o dönem işte gazete çıkardık, kaset CD çıkaranlar oldu falan. Kürtler fiiliyatta bunu Kürtçe yayın yasağının kalkması olarak algıladılar. Evet. Fiili bir durum yaratıldı ve 11 sene devlet, diyelim ki işte Musa Anter'in katlinden bilmem nereye kadar, kitapçıların bombalanmasından baktı ki engellenmiyor. İşte yasaklamaya çalıştı, daha da meşrulaştığını gördü. Bin bir tane yol denendi. Bunların hiçbirisi fayda etmeyince fiili durumu kabullenmek zorunda kaldı. Ben eğitim konusunda da aynı taktiğin, aynı yöntemin uygulanması taraftarıyım. Burada bence fiili durum yaratmak. Evet, fiili durum yaratmak ve burada Kürt toplumunun yani bu işlere ne kadar önemsediğini biraz da bir aslında bir samimiyet, çünkü dil konusunda ben Kürt toplumunun da çok ciddi problemleri olduğunu düşünüyorum. Evet, bunların bir kısmını asimilasyona, başka şeylere, dış faktörlere bağlayabiliriz ama çok kendimizle de hesaplaşmamız gereken boyutları var. Mesela şimdi kime sorsanız Türkiye'de, yani korucu bir Kürt'e de sorun, AKP'li, BDP'li, bilmem hangi anlayıştan, dindar, seküler fark etmiyor. Tek bir kırmızı çizgide birleşiyorlar. Kürtçe eğitim hakkı. Tamam da yani şimdi sen Kürtçe eğitim hakkı verilse, ama ben şu ana kadar fazla kimseyi görmüyorum. Yani tamam Kürtçe eğitim gelsin de çocuğumu öyle göndereyim okula. Verilsin de, bu hak verilsin de kullanmasam da olur gibi bir anlayış var. Bu bence çok doğru. Bunu ayrıca konuşmak gerekecek galiba. Çok doğru galiba. Bir anlayış değil. Evet. Süremiz bitti Abdullah. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Teşekkür ederim. Evet, Eda Abdullah Keskin'le birlikteydik. Avesta yayınları genel yayın yönetmeniyle. Önümüzdeki günlerde fuarı izlemeye devam edeceğiz. Başka konuklarımız da olacak. İyi yayınlar.